Merhaba sevgili biyoloji severler. Bugünkü bölümümüzde genetik çeşitliliğin temel nedenlerinden biri olan mayoz bölünmeyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Yani kardeşlerimize bakıyoruz, akrabalarımıza bakıyoruz. Genetik olarak birbirimizden neden farklıyız? Bunları merak ediyoruz. İşte bu farklılıkların temelinde yatan bilimsel süreç ve mayoz bölünmenin bu süreçteki rolünü anlatacağız. Şimdi çevremizdeki canlılar neden farklı özelliklere sahip olduğunu düşündüğümüzde genetik çeşitlilik diyoruz. Böyle ezbere cevap veriyoruz. Diyoruz ki genetik çeşitlilik. İşte eşeğli üreyen canlılarda genetik çeşitliliğin ana kaynağı mayoz ve döllenme süreçleri. Ama bu mayozdaki hangi mekanizmalar genetik çeşitlilik yapıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi mayoz dediğimizde bir kere diploid kromozoma sahip üreme ana hücrelerinde başlıyor. Yani mayoz bölünme yapacak olan canlılar eşeğli üreme yapmak durumundalar. Yani bir dişi birey olacak, bir erkek birey olacak, yumurta üretilecek, sperm üretilecek, yani üreme hücresi üretilecek ve daha sonra üretilen bu üreme hücreleri döllenmeyle eşeğli üreme sürecini tamamlamış olacak. Yani mayoz dediğimiz şey aslında eşeğli üremeye bir nevi hazırlık olarak söyleyebiliriz. Mayoz bölünmede diploid yani 2N kromozomlu üreme ana hücreleri sonuç olarak 4 tane haploid yani N kromozomlu hücreye dönüşüyor. Biz mesela 2N kromozomlu canlılarız. 46 kromozomumuz var. Ama üreme hücresi üretildiğinde bu sayı 23'e düşüyor. Yani 2 tane 23 sayıda üreme hücresi birleştiğinde de yine 46 kromozomlu yeni bir birey oluşuyor. Bu da kromozom sayısının tür içinde sabit tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda genetik çeşitlilik de bu şekilde sağlanmış oluyor. Şimdi mayoz bölünme evrelerine baktığımız zaman birbirini takip eden iki aşamadan oluşuyor. Birinci sürecimiz mayoz 1, diğeri mayoz 2. Her iki aşamada da yine bir dizi evre var. DNA bir kez eşleniyor mayoz 1'den önce. Ama iki çekirdek ya iki de sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. İnterfaz mekanizması yine mayoz 1'den önce aynı. Yani DNA burada eşleniyor ama mayoz 2'den önce DNA eşlenmesi yok. Şimdi mayoz 1 evrelerine bakalım. Profaz 1 evresi var. Mayozun en uzun ve en karmaşık evresi. Kromatin iplikler yoğunlaşıp kromozom oluşturuyor. Tıpkı mitozdaki gibi işte çekirdekçik kayboluyor, çekirdek zarı parçalanıyor. Ama burada diploid canlılar olduğu için homolog kromozomlardan bahsediyoruz. Homolog kromozom dediğimiz şey biri anne biri babadan gelen görev yapı olarak aynı ya da birbirinden farklı genleri taşıyan kromozomlar olmuş oluyor. Ve bu homolog kromozomlar profaz 1'de yan yana geliyor ve dörtlü bir yapı oluşturuyorlar. Dört kromatitli bir yapı oluşturuyor. Bu dört kromatitli yapıya tetrat adını veriyoruz. Bu dört kromatitli yapı, tetrat, bu aşamada sinapsis ve crossing over olayları arka arkaya gelişiyor. Sinapsis dediğimiz şey homolog kromozomların karşılıklı olarak konumlanması ve birbiri üzerine sarılması olayı. Sarıldığı yerden de tabii ki parça değişimi yani crossing over gerçekleşiyor. Burada gen değişimi söz konusu olduğu için genetik çeşitliliği arttıran önemli bir mekanizma diyebiliriz. Ama crossing over tabii zorunlu değil, olabilir, olmayabilir. Her seferinde, her profaz bir de crossing over olacak diye bir kural yok. Genler arası mesafe ile alakalı. Genler arası mesafe ne kadar uzaksa zaten crossing over olasılığı o kadar yüksek. Diğer bir aşama metafaz 1. Tetrat halindeydi homolog kromozomlar. İpliklerine burada bağlanıyor ve hücrenin orta kısmı yani ekvatoral bölgesine diziliyor ama çift sıra halinde diziliyor. Rastgele gerçekleşen bir dizilim bu. Bundan dolayı da kalıtsal çeşitliliğe katkıda bulunuyor diyebiliriz. Ana faz 1'de ekvator bölgesine dizilen homolog kromozomlar iplikleri yardımıyla ayrılıyor ve hücrenin zıt kutuplarına çekiliyor. Tabii burada kromatitler değil, kromozomların tamamı ayrıldığı için yine her iki kutupta da iki kromatitli en sayıda kromozom bulunmuş oluyor. Telofaz 1 ve sitokinez 1'e geçtiğimiz zaman
kutuplara çekilmişti kromozomlar. Artık yavaş yavaş kromatin iplik haline dönüşüyorlar. Bitiyor çünkü meyoz 1. İşte iyi iplikleri kayboluyor. Çekirdek sarı çekirdekçik yeniden oluşabiliyor. Ve sitoplazmanın bölünmesiyle tabii bitki ve hayvanda farklı biliyorsunuz. Hayvanda boğumlanma, bitkide de yine ara lemel oluşumuyla iki haploid N kromozomlu hücre oluşuyor. Bu oluşan iki hücre yine eş zamanlı olarak meyoz 2 sürecine giriyorlar. Meyoz 2 de mitoza benziyor ama haploid hücrede gerçekleşiyor. Burada artık kardeş kromatitlerin ayrılmasını içeriyor. Profaz 2'ye baktığımız zaman tabii meyoz 2'den önce DNA eşlenmesi yok. Bunu daha önce de söylemiştik. Profaz 2'de yine çekirdek sarı çekirdekçik kayboluyor, iyi iplikleri oluşuyor. Profaz 1'e göre daha kısa bir süreç bu. Kromozomlar da yine belirgin hale geliyor. Yani kısalıp kalınlaşıp kromozoma dönüşüyor kromatin iplikler. Metafaz 2'de yine kromatitler iyi ipliklerine bağlı ekvatoral düzleme tek sıra halinde diziliyorlar ve her kromozomun kardeş kromatiti genetik olarak birbirinin aynısı değil. Anafaz 2'ye geldiğimiz zaman yine kardeş kromatitler arasında sentromer dediğimiz yapılar var, bunları birbirine bağlayan. Bu sentromerler bölünüyor, yani buradaki proteinler yıkılıyor, birbirinden ayrılıyor ve bu aşamadan sonra artık kromozom adını alıyor. Tıpkı mitozdaki anafaz gibi kromozom sayısı geçici olarak anafaz 2'de iki katına çıkmış oluyor. Telofaz 2'ye geldiğimiz zaman yine çekirdek oluşuyor, çekirdekler oluşuyor, çekirdek zarı oluşuyor, çekirdekçik oluşuyor. Yine sitoplazma bölünmesiyle iki hücre girmişti. Şimdi 4, yani 4 tane N kromozomlu haploid üreme hücresi oluşuyor. Bu hücreler genetik olarak hem ana hücreden hem de birbirinden farklıdır diyebiliriz. Bu da genetik çeşitliliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bugün meyoz bölünmenin genetik çeşitlilik üzerindeki etkilerini ve sürecin evrelerini yine işledik. Üreme hücrelerin oluşması, tür içindeki genetik çeşitlilik nasıl sağlandığı, genetik biliminin anlaşılması açısından tabii kritik bir öneme sahip meyozun anlaşılması. İnşallah faydalı olmuştur. Bizimle kalın, bilimle kalın ve hoşça kalın.